Saniyede takdiri ilahi tecelli etsem, vefat etsem ben, söyleyeceğim son bir laf vardır. Ey yüce yaradan, bana fantastik bir hayat yaşattın. Bana fantastik bir hayat yaşattın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün de bugüne hoş geldiniz. Evet, rezalet, rezalet, rezalet. Aşırı moralsiz, aşırı ağlaya ağlaya geldim. Ama birden iki dakika darbukayı elime alınca hemen keyfim yerine geldi. Hemen keyfim yerine geldi. Gerçekten manita, 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 manita. Yanlış söyledim ama manita kanka, manita kanka. Kalite marka gibi. Neyse. Bugün tatsızım. Babazula az önce bir tweet attı. Arkadaşlar iyidir. Ondan önce Ünsal ünlü Tabutta Röveşata'dan bir görsel paylaştı. Tabutta Röveşata'dan görsel paylaşınca da arkadaşımız Ayşen vardı. Ayşen aklıma geldi. Genç yaşta kendisini kaybetmiştik. Ona bir böyle moraller yere indi, çıktı. Neyse artık bugün her gün güldürmez, bazen ağlatsın. Yeter ya, yeter. Her gün gülüp ne yapacağız? Cebimize para mı giriyor her gün gülünce? Diyorum ve bugün de bugüne başlıyoruz. Yüksek faiz. Çok açık değil mi? İmar Bankası'nın vaadi çok açık. Yüksek faiz. Ve bu tam 13 yıldır böyle devam ediyor. Tam 13 yıldır Türk lirası, mark ve dolara yüksek faiz. İmar Bankası'nda. İşte bu bir istikrardır. İmar Bankası deyince çok kazandıran banka cevabı tesadüf değildir. Kime sorarsanız sorun cevap hazır. İmar Bankası, çok kazandıran banka. Başlıyoruz da gerizekalı Kaan. Gerizekalı Kaan. Aa, iyice ben Cüneyt Özdemir'e bağladım ya. Bayağı kendi kendime gerizekalı demeler, gülmeler, sahtekar sahtekar. Ha? Of, Vodcukların Efendisi ne yapıyor acaba? Vodcukların Efendisi Ahmet Hakan'a bağlanıyoruz. Ahmet Hakan bu hafta çok acayip yazılar kaleme aldı ya, diyor işte keşke diyor fakirmek. Ya Ahmet Hakan'la da uğraşan Ahmet Hakan kadar aklı yoktur Ahmet Hakan'la uğraşanın, gerçekten yani Ahmet Hakan'a güleceğime. Varanklayalım, gelin biraz varanklayalım ya, gelin Ahmet Hakan'a güleceğimize, gelin biraz varank 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 varank. Diğer bagetim nerede ya? Öf, bir tanesini getirmişim cahil gibi. Evet, varanklıyoruz. Gelin, gelin biraz varanklayalım. Gelin biraz varanklayalım. Varankla beni bakanım. Bakanım beni sabaha kadar varanklar mısın? İşte varank istediniz. Varank bir. Varank bir. Varank bir. Varank bir. İşte seviye. Kalite. Seviye. Seviye. Marka. Bak, varankın 13 Mart tarihinde attığı Mustafa Varank. Mustafa Usta, Mustafa Usta, Mustafa Usta, Mustafa Usta. Mustafa Usta. Evet, burada Mustafa Usta var bir tane, çok kötü. İşçiliği gerçekten korkunç. Yani böyle Warcraft'ta yan
Warcraft diye bir oyun vardı. Yani böyle uyduruk meslek falan kasılır bazen. Mustafa Usta sanki Warcraft'a girmiş. Yani hayat Mustafa Usta için bir Warcraft oyunu. Orada da ya ben böyle bir ustalık öğreneyim. Ama level 1'de kalmış gerçekten. Mustafa Usta modaya gelirseniz bir bakın. Gerçekten yani lo-fi tesis, hatta lo-fi istiyorsanız gerçekten yapıyor. Yani Abbey Road stüdyolarının tesisatlarını da Mustafa Usta yapmış olabilir. Ya o kadar bir lo-fi, yani çok acayip lo-fi. Düz PVC borusu bile su akıtıyor Mustafa Usta. Of, neyse, bu kadar Mustafa Usta'yı gömdükten sonra başka bir Mustafa'ya geçelim. Mustafa'yı varank gelin başka bir varanka geçelim. Evet, Varank 1, 10 milyon işsiz olduğunu iddia eden pabucumun hesap uzmanı Kılıçdaroğlu 50 milyon 278 muhtara birer özel kalem atayarak işsizliği bitireceğini. Ya tamam, şimdi Kılıçdaroğlu da değişik bir birey. Şimdi Kılıçdaroğlu değişik, tamam da. Bak, Varank sen ne iş yapıyorsun diye sorduklarında Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Republic of Turkey Minister of Industry and Technology diye yazmış. 712 bin takipçisi var Mustafa Varank. Ve pabucumun hesap uzmanı diye muhalefet partisinin genel başkanı. Yani bir milletvekiline, bir kendisiyle esasında çok da farklı bir şeyi yok. Hani günümüzde çünkü bakanların hiçbir fonksiyonu yok. Maalesef Cumhurbaşkanlığı, John Borlop hükümet sisteminde bakanları kimsenin taktığı yok. Yani muhalefet partisi lideri de bir vekil, insanların seçtiği, oy verdiği, seversin sevmezsin, ben çok beğenmiyorum kendisini, Kılıçdaroğlu'nu, ama yani pabucumun hesap uzmanı demek. Bu dışarıda niye bu kuşlar ötüyor ya hayvan gibi? Çünkü hayvanlar, evet, hayvana öttüğü için kızıyoruz. Hayvan kendi cennetini yaşıyor. Kuşların cennetinde kuşlar ötüyor mu acaba? Aman abi kafayı dinleyeyim falan diye takılıyorlar mıdır acaba ya? Uf, bugün kafam gerçekten, başım aşırı ağrıyor. Ve oha, muhteşem ötüyorlar ya. Bir saniye şu kapıyı açayım da. Aa, saksana reis, gel saksana, gel. Ah, evet, artık bu kalitede darbukayı da devirdik. Kapıyı açtım, anca motosiklet geldi. Evet, ne diyorduk? Varanklıyorduk. Varankım bir varankı yoksa varank 2 diyelim, hadi bunu geçelim. Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı varank 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 varank. Sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz. Maşallah, aldık mı aşımızı la oğlum? Bakana da bak şimdi, bakana cevabımı nerede, nasıl veriyorum biliyor musunuz? Tuvalet kağıdı rulosu. Var oğlum. Varak. İşte varak. 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 Lan oğlum, önce 5 tane. Önce 5 tane maskeyi verin lan. Lan oğlum, önce 5 tane maskeyi verin, maskeyi. Sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz filan. Yalan konuşma yalan. Araba vardı bizim, yerde uçak vardı bizim. Ne oldu? Onları elimize alalım önce. Hele al bak, hele al bak, nasıl oluyor? Ya gerçekten böyle bir şey olur. Yani siz dalga geçiyorsunuz herhalde. Yani ben de bakanlık yaparım sonuçta. Sabah kalkacaksın. Bir tek erken kalkmam gerekiyor yani. Bunlar kadar saçmalayabilirim ben de. Daha da iyi saçmalarım. Aşı yarın geliyor derim. Ertesi gün derim ki gümrükte takıldı derim. Sonra derim ki aşıyı benim diyor bir eski manita vardı, böyle deli, o aşıları kırdı derim. Bana kızdı, Instagram'dan mesajlarıma baktı. Hiçbir şey bulamadı. Hiç kimseye bir şey, ateş yollamamışsın, fire bilmem ne yollamamışsın, dil yollamamışsın, tükmük yollamamışsın filan diye. Kırdı derim. Ertesi gün tekrar derim aşılar Mart'ta geliyor diye. Mart'ın 15'inde derim aşılar Mart başında geliyor diye. Yani arabaşı ya, Mart başı arabaşı. Of, yerli milli araba hayal oldu gerçekten ya, gerçekten. Oğlum dünya, İngiltere Ağustos'ta festivallere başlıyor. Festivallere aşılamayı bitiriyor. Terbiyesiz insanlar ya, terbiyesiz insanlar gerçekten. Yalancısınız, terbiyesizsiniz, bir de yüzsüzsünüz ya. Yazık, günah bizim ülkemize de, bizim insanımıza da yazık ya. İnanılacak şey. Ya varak, varak, varak.
Gerçekten yani Ahmet Hakan tabi varank varank ya varankım benim ya varankım aşıları yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz. Şanzumanı elimize almayalım da laps diye böyle vites kolu elimizde kalmasın da vakanım vak varankım varank ya varank. Başım ağrıyor bir de bunlarla uğraşamam gerçekten sahtekarlar ya sahtekarlar ya sahtekarlar sahtekarlar. Üsküdar'daki bir ev 90'lara nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Tüplü televizyonlar, dantelli vitrinler, tetrisler, kaset çalarlar, 90'lı yıllara ait ne varsa bu evde. İşte zamanın donduğu o ev. Tadım kaçtı tadım. Haftaya böyle başlanır mı? Ya yalanlarla dolanlarla haftaya başlanıyor. Sağlık Bakanı laf çıkmasın diye İçişleri Bakanı'nın annesi vefat etmiş. Başı sağ olsun. Zaten cenaze... Şey sold out full. Yasaklar bize yasak. Yani gariban halka yasak. Herkesin beli bükülüyor. Zenginin politikacının iktidar partisinin varank ya. Sabahtan akşama varanklıyorlar onlar da bizi. Allah'ım ya Rabbim ya. İnanılmaz ya inanılmaz. Sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz. Yalancıyı tabi varanklamıyorlar. O öyle de bir avantaj var ülkede. Yalancıyı varanklamıyorlar. İnanılmaz ya, inanılmaz. Yani araba vardı bizim. Ne oldu? Yerli milli araba vardı. Abi ya, abi ya, abi ya. Geçen sene Mart Nisan ayı diyorlardı. O da var tabi. Yani Nisan'da çıkıyordu aşı. Ne oldu? Ara başı çıktı. Yani başı geldi sadece aşının ya. Neyse, varank. İmamlar güldür güldür şov yayından kaldırılsın demiş. Duyar. Ya siz işinize bakın ya işinize bakın. Herkes her şeye ülkede bir şey oluyor berberler ayaklanıyor. Bizi kola değdirmiyoruz filan diye. Abi o şaka işte şaka. Şaka gülmedik deyin açıklamanızı yapın. Güldür güldür şovda yapılan şakaya gülmedik deyin. İmam olarak gülmedim deyin. Zaten ben imam olarak niye güldür güldür şov izliyorum? Onu sor kendine. Allah kahretsin ya. Ülkeye bak ya. Sirk gibi. Oğlum bu ne ya? Bu nasıl ülke ya? Gerçekten bak. Abi Cumhurbaşkanlığı Rambo sisteminde gerçekten koyacağım adaylığımı. Ondan sonra vallahi çok acayip şeyler yapmak istiyorum ya. Vallahi çok acayip şeyler yapmak istiyorum. Olacak şey değil ya. İmamlar güldür güldür şov yayından kaldırılsın. Diyanet'in bütçesinden başlatmayın abi şimdi 13,5 milyar bütçesi var ya Diyanet'in. Al garantili köprüden bir saatte sadece 15 araç geçti. Laps al bunu varanklayın gelin bunu varanklayın. Sen bana fantastik bir hayat yaşattın. Bir günde vatandaşa maliyeti 12 milyon lira kimse geçmiyor. Osman Gazi Köprüsü. Niye geçmiyorlar? Cillop gibi köprü geçtim ben birkaç kere gerçekten de güzel köprü. Ama abi yani sonuçta parasıyla yapılıyor. Lamborghini de güzel araba ama biraz masraflı değil mi? Vatandaşın kullanamayacağı abi inanamıyorum ya valla soydular bitirdiler bitiremediler de yani bitiremediler Allah kahretsin ya bir varank bitmedi bir bunlar bitmedi ya bir bitmedi. Sağlık Bakanı kocadan sağlık çalışanlarına mektup emanetin büyüklüğü sorumluluğun yükünü ağır kılar ne bu ya emaneti elimize mi aldık ne yaptık hayırdır emanetin büyüklüğü sorumluluğun yükünü ağır kılar. Stanley misin abi sen sağlık bakanısın sen ya ne bir özlü söz. Ne biçim adamlar bunlar ya? Ne biçim adamlar? Saçma sapan insanlar ya. Ben mektubumu... Abi. Sağlık bak. Emanetin büyüklüğü. Gel bir emanetin büyüklüğüne bak bir ya. Allah Allah. Emanetin büyüklüğü ya. Örümcek adamın lafı abi bu. Sağlık bakanısın sen ya. Sinirlerimizi bozmayalım Venom Bey. Sizin tansiyonunuz çıkıyor. Sonra gözleriniz ters dönüyor Venom Bey. Vallahi... Vallahi sakinleşemiyorum ya. Sakinleşemiyorum abi. İçkiyi bıraktım, sigarayı bıraktım. Sakinleşemiyorum ya. Bu ülkede insanı... Bu ülkede insanı gerçekten böyle saçma sapan insanları... Böyle gereksiz, vasıfsız, kalitesiz... Sahtekar, yalancı, dolandırıcı... Tek işi para alıp cebini doldurmak olan insanlarla... Hadi bir de hizmet. Tam her şeyleri yalan. Her şey yalan. Sabahtan akşama yalan. Ne söylüyorsa tam tersi. Ya o kadar yalancı ki ne söylüyorsa tam tersi. Sisi'yi de aldık elimize. Emanet. Sisi'nin emanetini de aldık. Al. Al bak geldi. Geldi. Bu da zaten. Bu da iyice.
saçma sapan bir insan oldu ya. Zamanında kula kulluk yapana yazıklar olsun diyen adamsın sen, Orhan Gencebay. Bu ülkenin, bu milletin sanatçısıydın sen. Herkes seviyordu seni. TRT'de şarkıların yasaklanırken biz seni seviyorduk. Çünkü güzel bir şeyler söylüyordun. Haksızlığa karşıydın. Şimdi ne oldu? Etlendin, yağlandın. Zaten bilemedik ki, bilemedik. Bu ülkenin insanı niye böyle oluyor? Bu ülkenin insanı niye böyle oluyor ya? Sen popçu değildin abi. Sen popçu değildin. Acılarımızı, dertlerimizi anlatan bir insandın sen. Müzik insanıydın ya. Niye böyle palavradan, fasaryadan, of şu tel maşa bir adam oldun ya? Vasıfsızın önde gidensin gerçekten ya. Senin o... Bak ne diyor? Art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar. Abi gözlerim dönüyor gerçekten yani. Hiçbir şey eleştirilemeyecek bir şey mi var ortada da biz mi bilmiyoruz yani, bir yerde mi yazıyor gizli bir şey bu böyle özel yapıldı Apple M, ulan Apple bile M1 işlemci yapıyor, M1 işlemci, onu bile eleştiriyoruz. Yani ve bizzat teknolojik bir şey yani, her şey üzerine konuşulabilir. Bu sizin mağara zihniyetiniz ya, git Allah aşkına git ya, kula kulluk güncellemesi gelmiş bunun da zaten, git Allah aşkına git ya, git sen de git Fahrettin Koca, sen de git ya, Allah kahretsin, hepinizin Allah belasını versin, varsa Allah, varsa ilk vallahi buradan şey yapıyorum, hepinizin belasını versin ya, gerçekten içten okuyorum, inanmıyorum ama sizin yüzünüzden inanır oldum ya, gerçekten sizin yüzünüzden inanır oldum, diliyorum çünkü adalet yok abi, adalet yok artık, adaleti Allah'tan dilenir hale geldik ya, adaleti adalet sisteminden değil Allah'tan dileniyoruz. Eriğin fiyatı 250 liraya düştü, gününüze sokarsınız hadi. Allah Allah ya, Allah Allah, bitiriyorum abi bu programı, yeter.